1789 Fransız İhtilali'nden sonra ulus devlet modelinde kral için savaşan ordu anlayışı yerine vatan için savaşan ordular yer aldı. Fakat Osmanlı Devleti'nde farklı din ve etnik kökene sahip grupları olduğu için bu grupları vatan savunması için askere almak o kadar da kolay değildi. Üstüne bir de Osmanlı Devleti saltanat sistemiyle yönetiliyordu. Cumhuriyet yönetimindeki gibi yönetenlerin ve yönetilenlerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olmadığını da biliyoruz. 3. Selim döneminde Yeniçeri Ocağı varken Fransa ordusuna örnek alan düzenli ve talimli bir ordu kuruldu. Buna da Nizam-ı Cedid denildi. Bu ocağın ihtiyaçlarını karşılamak için ise İrad-ı Cedid hazinesi kuruldu. Nizam-ı Cedid ordusu hiç yatsınamayacak bir başarı kazandı ve Filistin'de Napolyon'u yendi. Sonrasında tabii Yeniçeriler Kabakçı Mustafa Paşa isyanıyla birlikte Nizam-ı Cedid ordusunu ortadan kaldırdı. 3. Selim de tahttan indirdi. İkinci Mahmut 3. Selim'e yani babasının düştüğü hataya düşmemek için merkezi otoritesini güçlendirmeye çalıştı. Bu noktada senedi ittifakla ayanları yanına çekmeye çalıştı ve Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırması tarih kitaplarında vakayı hayriye yani hayırlı olay hayırlı vaka adıyla da anılmaktadır. Devlet orduyu alacak asker sayısını arttırmayı düşünüyordu. Bu amaçla 2. Mahmut nüfus sayımı gerçekleştirdi. Tanzimat döneminde askerliğin vatan görevi olması kabul gördü. Fakat sonrasında Hristiyan cemaat içerisinde gençler ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını söyledikleri için ıslahat fermanında bedelli askerlik uygulamasına geçildi ve azınlıklar tekrardan askerlikten muaf oldu. Enteresan bilgilerden bir tanesi de Tanzimat döneminde ilk kez Rumlar deniz kuvvetlerinde askerlik yapmıştır. Sonrasında bedeli nakdi ve bedeli şahsi ödemek koşuluyla askerlikten muaf tutulmuştur. Zorunlu askerlik sistemine ise Osmanlı Devleti 1909 yılında geçmiştir.